Şimdi gazeteci Ceyda Karan'la birlikte biraz dış politika konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok trafik vardı. Şunu siz mesaj attınız. Evet. İşte koşuyorum diye. Erken, tahminimden erken geldiniz stüdyoya. Sayın Cumhurbaşkanı bayanlar 100 metreyi koşsunlar da görelim demişti. Erkeklerle nasıl yarışıyorlar demişti. Gayet hızlısınız. Kız hızlıyım. Evet. Araba konusunda da erkeklere taş çıkartırım o ayrı. Şimdi bu sabah saatlerinde meydana gelen tren kazası, yüksek hızlı tren kazası. Ankara-Konya seferini yapıyordu. 9 kişi hayatını kaybetti. Çok ciddi ihmaller var. Bugün gün boyu Halk TV'den hem olay yerinden yaptığımız bağlantılarla, yayınlarla hem de stüdyolarımızdan yaptığımız yayınlarla bu ihmallere dikkat çektik. Sorumluların cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz ancak hep söylüyoruz. Bakın Cem Toker bir tweet atmış, diyor ki Pamukova kazası döneminin Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım başbakan oldu, şimdi meclis başkanı. O dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karamansa şimdi AKP milletvekili. Mevcut bakanla genel müdür de pes etmesinler, siyasi gelecekleri parlaktır. Yaşadığımız ülkeyi iyi tanıyalım. Neler söyleyeceksiniz? Yani hakikaten artık sözün bittiği yer tabii. Çünkü kamusal sorumluluk diye bir mefhum kalmamış vaziyette. 2004'te yanılmıyorsam Pamukova olmuştu, çok da iyi hatırlıyorum. O dönemki tartışmaları, ki o dönemde ana akım medyada bu meseleler daha halkın çıkarlarını, kamusal çıkarları gözetecek şekilde tartışılabiliyordu. Öyle bir iklim vardı. Şimdi maalesef o da yok. Yani sorumlu yöneticiler, normal demokratik kurumların, kurumsal işleyişin olduğu yerlerde kamu sağlığını ilgilendiren, kamunun çıkarlarını ilgilendiren olaylarda sorumluluk üstlenmek durumundalar. Bulundukları mevkinin gereği o. Yani bir hata olduğu zaman oradaki sinyal memuru değil, en üst düzeyde sorumlu kimse, siyasiler ve üst düzey bürokratlar. Böyle işler dünyanın her yerinde, ya da görevden alınır istifasını, hani ahlaki duruşu icabı zaten o kadar can kaybedildiyse bunun vicdani rahatsızlığını bir sorumlu düzeyde bir insan olarak hissetmesi gerekir. Eğer o hissedemiyorsa da o görevden alınır daha yukarıdakiler tarafından. Ama tabii Türkiye'de maalesef kamu adına hesap sorulacak bir artık yönetim kalmadı. Öyle bir rejimde yaşamıyoruz. Gördük en son Çorlu'da hakikaten dehşetengiz bir şey. Özelleştirmelerle aslında devlet kamusal sorumluluğunu taşeronlaştırıyor ve o taşeronda hesap vermiyor. Ve bu halk nasıl hesap verecek? İşte medya kanalları açık olacak, bir şeyler tartışılacak ki artık tabii göze batıyor her şey. Ama eğip bükme çok önemli burada. Tabii şimdi sizin göz göre göre sinyalizasyon olmayan bir yeri açmış olmanız bir kere zaten soruşturulması gereken bir mesele. Evet. Kim? Çünkü kim ben mesela trene binmem. Çünkü her an bir kaza olabilir. Şimdi bu saatten sonra açık söyleyeyim, sabahleyin bu haberi biz de Halk TV'de haber merkezinde arkadaşlarımızla tartışırken sordum ben de, yani siz bu saatten sonra bir trene biner misiniz? Ben korkarım yani, her an bir şey olabilir kimse hiç kimse de hesap vermeyecek. Değil. İşte gördük Çorlu'da çoluk çocuk, bir sürü insan hayatını kaybetti, aileleri perişan ve hiçbir şekilde hesap verilmiyor. Ben bilmem. Onu da bırakın, tabii kamusal hizmetlerde çok ciddi sıkıntı var. Ben çok basit bir şey söyleyeceğim. Eskiden Türkiye'de karayolları çok iyi çalışırdı. Evet. Şehir içinde ya da şehir dışında yapılması gerekenleri bilirlerdi. Geçenlerde bir yola girdim. Her gün girdiğim, geçtiğim yol. Yolu kapatmışlar, asfalt döküyorlar. Ama tek bir girişi var. Herkes oradan giriyor. Başına onun yol çalışması var deyip tabela koyması lazım. Koymamış. Gelen normal giriyor. Normal gir. Son ana kadar gidiyorsunuz, adamlara diyorsun ki yani oradaki çalışanlara niçin tabela koymadınız? Bakıyor suratına. Yani normalde oraya tabela koyacak ki geri insana geri artık dönmeye çalışıyor. Artık salmışız yani. Yani kimsenin bir sorunu yok. Yanıt da vermiyor mesela hani. Yani böyle bir acayip, bilmiyorum hangi
belediyenin çalışanı, işte kim işi aldı bilmiyorum. Yolları ama bir sorumluluk yani, evet, taşımadığı aşikar, yoksa evet, yani olacak evet, iş değil. Her şey böyle. İlçe belediyeleri yol yapmıyor. İBB ya da karayolları bu işlerle evet, ilgileniyor. Yani eskiden daha iyiydi tabii, yani kalitesi. Çünkü herhalde bu kadar abartılı bir biçimde bakın, bir partileşme yoktu evet, İstanbul'da her yağmurda bir yol çöküyor. Evet. Şimdi yani dün de gördük. Zaten. Evet, her maalesef yağmurda ve öyle normal çökmeler de değil. Evet. Yani arabalar içine saplanıyor yolun. Evet. Yine Allah korusun birkaç hadisede can kaybı yaşanmadı. Ama çok ciddi evet, ihmaller var bu yani konuda. Kamu da. Kamusal sorumluluk evet, başka ne söylenebilir bilmiyorum. Beraber yaşıyoruz halk olarak. Sağlığımız tehdit altında, öyle söyleyeyim. Evet. Bütün bunlar onun göstergesi. Çok üzücü bir şey. Yani hayatını kaybedenlere de başsağlığı dilerim evet, ama hani bu vesileyle yeniden tartışılabilir mi? Çok da emin olamıyorum açıkçası. Evet, dünyanın en eski yolcu taşımacılığı sistemi olan bir de raylı güvenli, sistem. Evet, dünyanın en güvenli sistemidir. Dümdüz evet, ray var. Onun evet, üzerinde bir araç evet, gidiyor. Evet. Ama siz yani yüksek hızlı treni telsizle, yani öyle evet, bir teknolojiyi alıp Türkiye'de halkın hizmetine sunuyorsanız onun bütün güvenlik önlemlerini hayata geçireceksiniz. Öyle şey olur mu? Evet. Telsizle. Yani telsizle haberleşme. Yani korkunç yüksek hızlı şey, tren getir, sonra telsizle haberleşsinler. Olacak iş değil. Evet. Şimdi gelelim asıl konumuza, dış politika. Sayın Cumhurbaşkanı dedi evet, ki Fırat'ın doğusuna birkaç gün içinde operasyona başlıyoruz. Bunu evet, iki gün önce söyledi. Her an operasyon olabilir anladığımız kadarıyla. Bugün şöyle bir taradım gazeteleri. Özetle şunu diyor köşe yazarları. Zannederim davul zurnayla gireceğimizi duyurmamızın nedeni geliyoruz, ayak altında kimse kalmasın demektir. E şimdi orada PYD'nin olduğu söyleniyor, Amerikan askerlerinin olduğu söyleniyor. Bu arada Pentagon'dan olası operasyona ilişkin bir açıklama geldi. Böyle bir operasyon kabul edilemez denildi. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bir kere daha hatırlamak gerekiyor. Birkaç ay önce yine Cumhurbaşkanı yaz sonunda bir gece ansızın evet, gelebiliriz demişti meşhur şarkıya atfen. Bu sefer işte hazırlıkların tamamlandığı, sınırdan gelen bilgiler de o yönde. Belki daha ciddiye alınabilir ama koşulları iyi düşünmek gerekiyor. James Jeffrey'nin geçen hafta burada olduğunu, evet, Ankara'da temaslarda bulunduğunu, hatta sınırda temaslarda bulunduğunu, bütün bunlardan farklı olarak bir Membiç uzlaşması diye bir ortak devriye mekanizması Amerika ile oluşturulduğunu vesaire hesaba katarsak, tabii Amerika-Türkiye ilişkilerinde çok fazla başlık var birbirinin içine evet, iç içe geçmiş vaziyette, ama geçen yaz işte tırnak içerisinde Türkiye'ye karşı ekonomik savaş veriliyor dediğimiz müthiş o altı bomboş olan anti-emperyalist retoriğin geldiği noktayı düşündüğümüzde ben Amerika ile yine bir pazarlıkların belli bir düzeye getirildiği kanaatindeyim açıkçası. Özde Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki varlığına Ankara'daki politikacıların karşı olup olmadıklarından ben o kadar emin değilim. Çünkü kafalarındaki model, yani Türkiye hükümetinin kafasındaki modelle Amerikan hükümetinin kafasındaki model zaten örtüşüyor. Nedir o model? Şimdi bu model hatırlarsanız 4 Haziran'da, ki o da ayrıca açmak lazım, Amerika Birleşik Devletleri 24 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan hükümetine açık çek verdi, alenen yatırım yaptı. Neredeyse büyükelçi açıklayacaklardı, Satterfield, şu evet, meşhur küçük grup toplantısı Türkiye dışlandı diye yansıdı ama öyle değil. Türkiye'yi de daha sonra aramıza alırız Suriye'nin paylaşımıyla ilgili. O toplantıda başı çeken Amerikalı diplomatın büyükelçi atanacağı haberleri sızdırıldı. Evet. Onaylanmadı resmen ama bayağı bir işlenmişti bu konu. Ve onunla birlikte 4 Haziran'da da Membiç uzlaşması gelmişti evet, Türkiye ile. Şimdi bu Membiç uzlaşması olduğu zaman ben bir yazı yazmıştım Cumhuriyet Gazetesi'nde o zaman. Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları olmuştu ve o açıklamalarda adeta Astana sürecinden vazgeçebilecekleri iması vardı. Bir, ikincisi de Membiç modelini Suriye'nin kuzeydoğusuna yaymaktan bahsediyorlardı. Yerel yönetimler aracılığıyla Suriye'nin yönetimi. Bu Amerikan modeli zaten. Yani Suriye'nin küçük parçalara bölünmesi, özerk yapılar oluşturulması ve yerel, şimdi diyorlar ya, yerel konseyler oluşturulacak, evet, yönetim öyle sağlanacak.
Bu Membiç modelini Mevlüt Çavuşoğlu aynen bu şekilde savunmuştu, söylemişti, dile getirmişti o zaman da. Ve model olarak Ankara'nın kafasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasında ayrı bir şey yok. Sadece içinin nasıl doldurulduğunda sıkıntılı bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri oradaki yerel yönetim modelinin içini Suriye Kürtlerinin öncüsü olan YPG ve PYD ile doldururken Ankara daha mezhebi bakıyor. Arap, Sünni Arap Türkmenler üzerinden ve Türkmenler belli yerlerde de Türkmenler üzerinden içini dolduruyor. Model aynı model. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğüne dayalı bir gelecek yok ortada. Vallahi, kimse kusura bakmasın, siz kalkıp başka bir ülkenin toprağında geçici vekil, vali atıyorsanız, kaymakam atıyorsanız, üniversite kuruyorsanız, bir de üstelik Amerikalıların sözünü ettiği modeli, ay biz çok beğeniyoruz bu modeli, Suriye'nin kuzey doğusuna da yayalım diyorsanız, sizin kafanızda istediğiniz kadar diplomaside işte Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenlik haklarına saygı duyuyoruz gibi aynı nakaratı tekrarlayın. İçi öyle doğulmuyor işte. Şunu merak ediyorum. Beğenilsin beğenilmesin. Evet. Bu resim bu. Daha başka bir resim yok ortada. Şimdi resmi olarak bizim oraya atadığımız valiler var. Cerablus'ta özellikle. Kaymakamlar var. PTT şube açıyor var, Suriye'de. Tabii, resmi şube açıyor Suriye'de. Ve geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı iki tane meslek yüksek okulu kurdu Suriye'de. Evet. Suriye toprağında. Evet. Şimdi bu milliyetçilerin çok hoşuna gidiyor. Gördünüz mü, bakın orada mazlum halkı sahip çıkıyoruz, Suriyelilerin geriye dönmeleri için uygun ortamı hazırlıyoruz. Birileri Türkiye'ye aynısını yapsa. Şimdi bu tartışmalı bir şey. Başka bir ülkenin toprağında PTT şubesi var ve bizim resmi üniversitemiz var. Bu hukuken, uluslararası hukuk anlamında ne söylemek gerekir? Bu bir bölgede federasyonun hazırlığı mı sizce? Öyle tabii, başından beri öyle, ama bunu gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin sakladığı bir şey değil. Yani onlar da elbette işte yok Suriye'nin toprak bütünlüğü vesaire diyorlar. Bunun demelerinin sebebi Suriye sahasına 2015'in 30 Eylül'ünden bu yana Rusya müdahil olduğu için başarısız oldular açıkçası. Tutunabildikleri bir Suriye'nin kuzeydoğu hattı var. O hatta bir sürü problem yaratıyor onlara. Çünkü evet, oraya askeri olarak tutundular. Bir de güneyde Tanaf bölgesine tutundular. Ama Suriye ordusunun güney hattını, Lübnan sınırını temizlemesine engel olamadılar. Dolayısıyla projeleri yolunda gitmedi. Amerikan modeli de bildiğimiz bir model. Yani merkezi idareyi zayıflatmak, evet, yerellikler üzerinden nüfus sahibi olmak. Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele, bir IŞİD markası yaratıldı ve Suriye'ye müdahalenin zemini hazırlandı. Aslına bakarsanız yabancı bir ülke toprağında işgalci güç olarak kabul ediliyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'de hala kör topal, tabii ki gücü olanın borusu ötüyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz, kabul etmek evet lazım, ama nihayetinde hala Birleşmiş Milletler var, Güvenlik Konseyi var, kararları var. Birleşmiş Milletler'de o ülkeyi temsil eden Amerika Birleşik Devletleri'nin vaktiyle cihatçıları ve ılımlı cihatçı, ılımlı bir İslamcı diyerek uğraşıp yıkamadığı bir meşru idare var. Hatta evet, seçim de düzenliyor bu meşru evet idare. Hatta iddiaya göre, Arapların iddiasına göre gayet de halk desteği var. Çünkü millet kelle kesen, kafa kesen, şeriat yönetimi kuran cihatçıları görünce yani vallahi yedir dedi. O noktaya geldi bu süreç evet içerisinde. Görüyoruz şimdi zaten kurtarılan evet yerlerde, Halep başta olmak üzere, hayatın normale dönmesinden tabii vesaire görüyoruz. Ha, çok şahane, müthiş bir demokrasi mi değil belki, ama yaşam hakkınıza kastetmeye başladıkları zaman, o zaman o da dediğiniz demokrasiden falan artık vazgeçebiliyorsunuz. Evet. Yaşam hakkınızı önce savunuyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla Suriyeliler o noktaya geldiler. Ama kurtaramadıkları, güçlerinin yetmediği, Rusya'nın da diplomasiyle askeri dengeleri kendince, kendi hedefleri elbette, kendi çıkarları da var Rusya'nın. Doğu Akdeniz'deki nüfusu, Orta Doğu'daki nüfusu. Onları da gözeterek adım adım gitmesi, biraz daha uluslararası hukuk tırnak içerisinde şablonunun içini dolduracak şekilde gitmesiyle o proje tutmadı. O projenin eski ortaklarıysa onlar birbirlerine girdiler. Bunlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye. Çünkü proje aynı proje ama içi farklı evet dolduruluyor. Çünkü projenin bir ucu Türkiye'nin Kürt meselesine dokunuyor. Farklı görüşler elbette var. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşü 8 sene önce olsa ki çözüm sürecinde
tartışılıyordu. Hatırlayalım. Bugünkü iktidar üyeleri zaten çözüm sürecinin en heveskar destekçileriydi. O da Amerikan projesiydi. Şimdi Suriye sahasında yenilmiş, tırnak içerisinde ama tamamen silinmemiş olan Amerika Birleşik Devletleri'nin projesi de gayet net, açık. Türkiye de bu projeye temelinden karşı çıkmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Modelin içini daha yeni Osmanlıcı bir doldurma var. Yani PTT şubesi, kaymakamlık diyorsunuz. Şöyle bir doldurma yani. İddia şu. Bizim Osmanlı coğrafyası, onlar zaten bizi çok zaten seviyorlar. Zaten 100 yıl önce bizimdi. Zaten bizimdi oraları falan. Öyle bir yani Suriye'nin hiçbir bağımsızlık mücadelesi yokmuş bu topraklarda, o 100 yıl hiç yaşanmamış gibi bir algı var. Bu tabii ne kadar doğru ayrı tartışma konusu. Bir kısım insan Türkiye'yi de istiyordur, destekliyordur. Onların da kim olduğunu sormak lazım bu arada. Yani Suriyeliler içerisinde Türkiye politikalarını destekleyenlerin hepsi ihvancı çizgiye yakın olanlar. Evet. Suriye'nin ulusal egemenliği, bağımsızlığını destekleyen insanlar. Bunların içerisine Kürtleri de katmak gerekiyor. Her ne kadar farklı pazarlık şeyleri bırakıyorlarsa da onlar değil. Evet. Peki bu operasyon, olası operasyonun seçimlerle bir ilgisi var mı? MHP oylarına göz kırpmak için. Çünkü Fırat'ın doğusuna girdiğimiz zaman hepimiz hükümetten ve MHP'den gelebilecek açıklamaları tahmin edebiliyoruz. Evet. Sayın Doğu Perinçek bile dün bir tweet attı, kılıcınız keskin olsun diye. Evet. Ne kılıcı? Ne yapıyoruz? Türkiye'nin güvenliği için mi bu operasyon? Bunları bir kenara koyuyoruz ve hepimiz iyi biliyoruz ki böyle bir operasyon yapılırsa seçim yatırımı olacak. Seçim propagandası olarak kullanılacak. Bunları yaşayacağız. Ama sadece seçim yatırımı için yapılıyor olabilir mi? Şimdi tabii seçimlerle ilgili bir ayağı oldu. Aşikar. Yani Mart'ta yerel seçim olacak. Ben etkisini falan ayrı tartışma konusu. Türkiye'deki rejim değişikliğinde nereye oturduğu ayrı tartışma konusu. Ama estirilen millici hava ve düşmanlaştırma siyasetinde mutlaka iktidarın eline bir koz verecektir. Orası çok açık. Öte yandan tabii Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlar ve başlıklara baktığımız zaman çok bu yazki gerilim halinden bugüne gelinen noktada bir sürü problem var. Cumhurbaşkanının bu açıklamayı yaparken hani geliyoruz giriyoruz derken aslında Amerikan askerleri bizim hedefimiz değil. Yani, şeklinde bir mesaj vermesini de bir kenara not etmek lazım. Çünkü burada ben açıkçası kafa kafaya gelmesini, Türk askeriyle, Amerikan TSK ile Amerikan ordusunun kafa kafaya gelmesini çok beklemiyorum. Bunun olmamasına çalışacaklardır. Türkiye elindeki kozları da koruyor. Şimdi tabii bir güvenlik sorunu algılaması noktasında bana göre hakkı var. Herhangi bir ülke algılar. Bakın Meksika'da göçmenler üzerinden Trump ulusal güvenlik sorunu algılaması yapıyor. Evet. Yani tabii ki bu eleştirilecek bir şey, tartışılacak bir şey ama bir Türkiye kısmında, Türkiye'nin içerisinde de faal olan, daha iki sene önce hendek öz yönetim meselesi üzerinden kopan fırtınayı hatırlarsak, bir ulusal güvenlik problemi olarak algılaması doğaldır bir devletin bunu bu kadar hassas bir coğrafyada. Her ne kadar Ankara'nın hassasiyeti bu olmasa da bence samimi olarak, çünkü öyle olsa Suriye'ye bu kadar mütecavüz davranılmazdı. Evet. O yeni Osmanlıcılık başka bir kalıp getiriyor. Ama ortada şöyle bir gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon özellikle tuhaf açıklamalar yapıyor. Biz işte gözlem noktası kuracağız, Türkiye'yi IŞİD'den korumak için diyor. IŞİD burada olduğu sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz diyor. Trump çıktı geçen gün. 30 gün ömür geçti. Şimdi bir dakika, 30 gün sonra çıkılacak mı? Yani orada aslında Amerikan yönetiminin belki Trump'ın da karakterinden kaynaklanacak ve onu dengelemeye çalışan Amerikan derin devletinin de yalpalamalarından kaynaklanan bu süreci yürütmekteki sıkıntıları, aslında evdeki hesaplar çarşıya uymadığı için. Yani bir yönde bakıyorsunuz Amerika'nın NATO'daki müttefiki Türkiye var. Öbür yönde bakıyorsunuz Amerika'nın Suriye'de oluşturmak istediği oyun bozucu. Amerika'da Suriye'de oyun bozucu aslında. Orada bir barış tesis edilmesini engelliyor IŞİD gerekçesiyle. Yani çok saçma. Bu arada IŞİD Irak ayağında. Yenildi isteseler ezebilecekler. Efendim üzerine bir şey geçiriyormuş da intihar saldırısı düzenliyormuş. Artık ellerinde bir kent, bir coğrafi bölge yok. Kaldı ki Amerika'nın o IŞİD'çılara destek olduğuna dair çok ciddi iddialar var. BBC görüntülemişti. Rakka'dan çıkarılan IŞİD militanları Türkiye'ye otobüslerle Amerikan askerlerinin gözetiminde gönderildi. Evet. Ama tabii
şimdi onlar burada, nerede bilmiyoruz ama. Tabii ama şimdi IŞİD vakası zaten, IŞİD olgusunun kendisi zaten oraya ekilen cihatçılık virüsü. Yani bir ülkeyi, bir bölgeyi paramparça etmek için kullanılan bir şey. Orada tabii İran'a bakmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, biz IŞİD'e karşı Türkiye'yi de koruyacağız, onun için gözlem noktası kuruyoruz da IŞİD bitmedikçe gitmeyeceğiz, sonsuza kadar kalacağız, evet, tarzı söylemler de vardı Pompeo'da, Matisse'de. Evet. Niye? Çünkü İran, bunu da açıkça söylüyorlar, İran'ı Suriye sahasından çıkartmak. Çünkü bu savaşla aslında yenemedikleri, oyun bozuculuk dışına ötesine geçemedikleri bu Suriye Savaşı'yla, Irak'la, IŞİD'i bölgeye yayarak aslında sebep oldukları şey İran'ın etkisi ve nüfuzunu artırmak oldu. Bir, Rusya'yı Orta Doğu'ya sokmak oldu. İki, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinden bir takım paylar aldırmak oldu. Yani Amerikan politikaları, Arap isyanları, tırnak içinde Arap Baharı diye başlatılan bu süreçte her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdı. Evet. Ama bu onları çok bozmuyor çünkü yüzlerine gözlerine bulaşınca da savunma sanayi çalışıyor. Şimdi 2019'da bekleyelim. Bu senenin başında da Tahran'dan, ki ekonomik krizle alakalı elbette çok da gerçeklik payı var. Çünkü yaptırım altında bir ülke, öyle kalkıp bizde geçen yaz iki tane bakana yaptırım uygulanması, evet, gibi değil. Ciddi ciddi bir ülkeyi boğuyorlar. Yani ekonomik savaş uyguluyorlar aslında. Şimdi bunun İran ayağı muhtemelen olacak ve İran'ı yıpratmak için Amerika'nın Orta Doğu'da orada olması gerekiyor. Irak'ta zaten varlar. Bakın, İşgal biteli kaç sene oldu? Daha yeşil bölgeyi, ki ben kaç kere gittim geldim Bağdat'a, bizzat biliyorum. Hatta bir gece dışarıda kaldım vaktinde giremediğim için. Irak makamlarından izin alsanız oraya sizi sokmuyorlar. Evet. Kim sokmuyor? Amerikalılar sokmuyor. Yani bir başkentinizin bir bölgesine giremiyorsunuz. Öyle bir. Kim sorumlu oradan? Amerikalılar, evet, sorumlu. İşgal biteli ne kadar zaman olmuş? Hesap edin. Evet. Öyle bir coğrafya. Tabii ki Irak'ta etkileri, nüfuzu azaldı Amerika'nın. İran'ın, evet, daha arttı. Dengelenmiş vaziyette şimdi bir şekilde. Irak'ın yeni başbakanı da Amerikan yanlısı ve İran karşıtı. Hatta eski başbakan İbadet... Yok değil. Amiri Adil Abdülmehdi, tam tersine Tahran. Tahran'a daha meyilli, öyle demek lazım. İbadi Amerikalılar, onu suçluyor ama Amerikan yanlısı olmakla. İbadi Amerikan yanlısı tırnak içinde. Evet. Şimdi böyle tabii çok atıp tutarak konuşmamak lazım ama evet, bir İbadi Maliki'den sonra Amerika ile İran arasında bir şekilde ve de denge. Irak'taki siyasi grupların kendi içlerinde iki gücü de gözeterek buldukları dengeyle İbadi seçilmişti. Daha tırnak içinde Amerikan yanlısı diyebileceğimiz, heh, bir adamdı ama o seçilemedi. IŞİD'e karşı savaşa rağmen, kazanılmasına, evet, rağmen seçilemedi. Ona rağmen daha İran'a, Tahran'a yakın bir isim başbakan şu anda. Irak sahasında zaten Amerikalılar geçen sene Barzani'nin çok hatalı bir biçimde, Amerikalılar da uyardı bu arada kendisini, Suriye parçası daha yerine oturmamışken bir referandumla bağımsızlık ilan etmesi ve onun arkasından bütün ellerindeki ekonomik kaynakları kaybettikleri, evet, Kerkük meselesi vesaire, orada da bir darbe aldılar çünkü o proje yayılmışken hani Orta Doğu'da en sadık müttefik olabilecek bir özellikle de önemli bir nüfus teşkil eden Kürtler üzerinden bir plan da kuramıyorsunuz, evet, çünkü yanlış adımlar atıldı. Ama kaybedildi. İstikrarsızlık yayıldıkça Amerika'ya daha bağımlı hale geliyorlar. Yani sonuç itibariyle Amerika istikrarsızlığı yönetebilen bir ülke, bir süper güçten bahsediyoruz. Yönetemediği noktada da ortalığı dağıtabiliyor. Bir şey kendisi kaç binlerce mil ötede. Ama tabii, evet, bütün bunlar fitil fitil dönüyor batıya, bumerang gibi. İşte sığınmacılar, siz şimdi göçmen paktı imzaladılar Marakeş'te. Siz savaşları bitirmiyorsunuz. O kadar göçmen, sığınmacı yaşayamıyor insanlar, ne yapacaklar? Başka yerlere göçecekler. Evet. Siz kalkıyorsunuz, vay ne yapacağız şimdi? Bizim ekonomimiz bozuldu, kültür savaşları, sistemimiz, evet, bozuldu. Vay bir pakt imzalayalım. Şimdi, neye yarayacak? Zaten kaynak savaşı bu nihayetinde. Geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler de 250 bin Suriyeli ülkelerine göndereceğiz diyerek bazı ülkelere yardım çağrısında bulundu. Evet. Gelin para verin, bunları yerleştirelim ülkelerine dedi. Ancak savaş bitmiyor ki, dediğiniz gibi. Yani bunlar çözüm değil. Nihayetinde, evet, insanların yerlerinden, yurtlarından edecek politikalar uygularsanız dönüp dolaşıp, evet, sizi de vuracak. Bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi yani gelelim Avrupa'ya. Fransa'da Sarı Yelekliler diye bir eylem başladı. Evet. Çevre ülkelere yayıldı. Bazı ülkeler korkuyor, başta Türkiye olmak üzere. Bu eylemler bize de yansır mı diye.
Ancak Fransa'da sarı yelekliler hükümeti az da olsa dize getirmeyi başardı. Sonuçta Macron çıktı. Çok az da olsa, tatmin etmese de bir takım tavizler verileceğinden bahsetti. Bu eylemin arkasında ne var? Bugün Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Fransa'nın banliyölerindeki insanlar isyan ediyor. Ancak orada gördüğümüz ciddi bir anlamda orta sınıf isyanı ve beyaz yakalılar dediğimiz insanların isyanı. Yani şimdi tabii banliyöler isyan ediyor diye ifadelendirilebilir mi açıkçası çok emin değilim ama ortada şöyle bir gerçeklik var. Neoliberalizmin 2008 krizinden sonra onaramadığı durumlar dönüyor dolaşıyor. Avrupa Birliği'ni sallıyor. Popülizm diye bunu işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Aslında sosyoekonomik açıdan baktığınız zaman popülizm ve aşırı sağ tehlikesi denilen şeyi yaratan sistemin ta kendisi. Kitleler, özelleştirmeler, tamamen neoliberal, yani Fransa gibi bir ülkede bile otoyollar mesela özelleştirilmiş evet. vaziyette. İşte benzin şeyinden çıktı örneğin. Şimdi Avrupa Birliği projesi aslında burada belki oraya bakmak lazım. 2000'li yıllarda çok heyecan yaratmıştı Euro ile beraber. Ama o proje kapitalizmin krizleri karşısında sallandı. Federal Avrupa'yı üretemediler, yaratamadılar ve giderek kompartmanlaşan bir Avrupa Birliği'ne döndüler. Orada da Almanya'nın öncülüğü, Fransa'nın küçük ortaklığı eşliğinde neoliberal politikaları uyguladılar. Bu politikalar tabii ki Avrupa Birliği'ne aslında karşımıza büyük sermaye gruplarının ve Brüksel'deki bürokrasinin ötesinde sıradan Avrupa Birliği 500,5 milyona yakın Avrupa vatandaşı için çok da bir şey ifade etmez bir hale getirdi. Bir takım regülasyonlar ülkelere dayatılıyor ama verili sorunları karşılayamıyor o regülasyonlar evet. ekonomik krizle de beraber. O zaman sağ iktidarlar yavaş yavaş daha popülist söylemlerle basbayağı da sağcı politikalarla öne çıkmaya başladılar. Merkez sağda onları kapsayacağım diye daha sağa yanaşacak evet. bir pozisyon aldı. Bundan da haz etmiyorlar çünkü liberal demokraside iyi bir denge tutturduklarını, insan hakları vesaire onu düşünüyorlar. Ve bunlar ellerinden kayıp gidecek diye düşünüyorlar. Ama her şey tabii ki sosyoekonomik. Fransa'da orta sınıf ve orta alt sınıf yoksullaşmış vaziyette. İşsizlik özellikle gençlerde inanılmaz düzeyde ve sürekli kendini tırnak içerisinde devrimci Avrupa demokrasisine de devrim yapacağını zanneden bir banker, Rothschild bankacısı ortağı vesaire evet. bir adam çıktı. Ben o zaman iki tane yazı yazmıştım. Bir tanesi Fransız dejavusu da değil, ucuz fars diye. Çünkü biz bunları 2000'lerin başında Baba Le Pen'de görmüştük Fransız halkı. Eyvah aşırı sağa gelecek diye paniklemişti ve ikinci turda işte evet. sosyalistler kaybetti. İkinci turda Chirac'ın etrafında birleştiler. Bu sefer daha da yamuk bir tablo. Tabii ki işte o yüzden zaten Le Pen korkusuyla ucuz Macron'a sarıldı Fransız halkı. Evet ama Chirac hiç değilse o merkez sağın tuttuğu bir yerde evet. oturuyordu. Dış politikasında Amerika'ya meydan okuyordu Irak işgalinde. Hatırlayalım evet. Jacques Chirac. Şimdi bu karşımızda Macron gibi bir adam çıkıverdi. Siyasi partisi yok. Ne solcuyum ne sağcıyım falan diyor ama ya ben o zaman yazmıştım ikinci yazıda Macron'lu dünya diye. Programı belli. Efendim sermaye Fransa'dan gidiyor diyor. Servet vergisini kaldırıyor. Ama bu arada da toplumun geniş kesimleri takır takır vergi ödüyorlar. Evet. Maaşlarından kesinti yapılıyor. Öğrencilerin işte yurtlarından bilmem nelerden kesintiler. Siz zaten 3 kuruş bir maaş alıyorsanız başınızı kaldırıyorsunuz bakıyorsunuz. Zenginler, elitler doğru düzgün vergi vermeden oh kaymak kaymak yaşıyorlar. Siz harcadığınız 3-5 euro, 20 euro, 100 euronun derdine düşüyorsunuz. Zaten sosyal hak vurgusunu çok yapıyor sarı yelekliler. Biz de halklı 42 olarak tane maddeye evet. çok dedikodu çıktı. Efendim bu sarı yelekliler aşırı sağcı Le Pen tabanı. Şimdi tabii bu tarz toplumsal hareketlerde biraz daha dikkatli evet. bakmak lazım. Yani böyle bir küçümseyici bu zannedersem Avrupa liberal solunun geldiği yeri de bize gösteriyor. Her şeye böyle küçümseyerek bakıyorlar. Sosyoekonomik talepler ama bakın öyle bir dünya yarattık ki biz hepimiz de kapıldık yeri geldiği zaman belli noktalara kadar.
demokrasiden anlayış ya da insan haklarından ne anlıyoruz? Efendim, cinsel özgürlük, etnik özgürlük, özgürlükler, insan hakları, efendim, şu bu, tam bunlar önemli kavramlar. Değil, refah, ama, refah. Ama işte konut, evet. Sağlık, evet. Eğitim, bedava ücretsiz eğitim, ücretsiz eğitim, bakın bunlar asıl insan gibi yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz ekonomik, kamusal talepleri görmeden biraz Amerikan usulü, anlatabiliyor muyum? İşte üniversitelerde gender studies, cinsiyet çalışmaları. Evet. Efendim, yani böyle aslında toplum için önemli olan ama sosyoekonomik temelden soyutladığınız zaman böyle bir parça lüks kaçan, elitist bir bakış açısı yerleşti ve sol tırnak içerisinde sanki buymuş gibi pazarlandı, herkes de bunu aldı. Evet. Özgürüm ben, çok özgürüm. İyi, özgürsün de nasıl özgürsün? Paran kadar özgürsün, yaşam biçimin kadar özgürsün. Ona bakacaksın. Bu düşünülmedi ve bugünlere gelindi. Ondan sonra da dönüp, efendim, sarı yelekliler, göçmen karşıtlar. Bakıyorsun adamın taleplerinde göçmenlere iyi koşullar sağlanması, evet, var. Şimdi tabii sol böyle kibirli bakınca bir kitle hareketini anlayıp yönlendiremezsiniz de doğal olarak, değil mi? Böyle acayip tartışmalar oldu. Ben gerçekten dehşet içerisinde izledim başından beri. Şimdi bu eylemlerin Türkiye'ye sıçramasından korkan, çekinen, endişe duyan bazı çevreler var. İktidar, evet, çevresi başta olmak üzere. İkincisi Türkiye'deki bazı gruplar, işte iktidar ortağı olan MHP, onun en küçük ortağı Büyük Birlik. Bunlar diyor ki kimse aklından Gezi benzeri bir eylem geçirmesin, sarı yelek giymeye kalkan olursa ona sarı etek giydiririz gibi böyle hem cinsiyetçi hem abuk subuk laflar söyleniyor. Böyle bir endişeyi taşımalarındaki sebep ne sizce? Yani Şimdi tabii Türkiye'deki ekonomik durum çok parlak gözükmüyor. Hepimiz bunu hissediyoruz. Bugün markete gidip 100 liraya, dün 100 liraya aldığınızı, evet, bugün 300 lira veriyorsunuz. İşte enflasyon oranları açıklanıyor. %20 mi, 25 mi oldu? 24, gıda, değil mi? Enflasyonu %50 neredeyse. Tabii daha, tabii, fazladır. Yani ben gerçekten, hani ben de emekli bir insanım, dehşete kapılıyorum. Evet. Şimdi sıradan çalışan, emekli olan ya da işte maaşıyla geçinen insanlar açısından Türkiye'deki ekonomik durumun hiç parlak olmadığını söyleyelim açıkçası. Ben çarşıda, pazarda, her yerde insanlarla da elimden geldiğince hani sohbet ediyorum, konuşuyorum, anlamaya çalışıyorum. Geçmişte bugünkü iktidara oy vermiş pek çok insan şikayet ediyorlar koşullardan. Ha tabii şikayet etmeyen bir kitle yok mudur? Vardır. Sosyal yardım yerine ne derler? Sosyal yardım derken hak olarak, evet, değil de böyle işte kömür dağıtma, evet, makarna, pirinç dağıtma gibi sadaka zihniyeti belli ölçülerde elbette yerleştirildi. Ama yine de koskoca bir ülke Türkiye, böyle hani Arap elleriyle falan da kıyaslanacak değil, ekonomisi gelişmiş de bir memleket ve ekonomi patlak veriyor. Gerçekten bizim çok önde gelen ekonomistlerimizin yazılarını, ben ekonomi uzmanı değilim, ben de oralardan okuyup anlamaya çalışıyorum. Çok ciddi sorunlar var ve aslında belki de bize uygulayacakları IMF programı, IMF adını koymadan IMF programı, evet, uygulamak gibi bir şey. IMF olsa daha iyi olur herhalde. Hiç olmazsa bir kontrol altında harcamalar vesaire tutulur. Şimdi ben dönüyorum bakıyorum, Cumhurbaşkanı'nın maaşına en son kaç zam yapılmış? %24. 24 mü, evet, ne zam yapılmış? Yani vallahi keşke bize de %24 yapılsa. Yani insanın hakikaten bu ekonomik koşullarda sıradan sokaktaki vatandaşın bu nedir kardeşim, nasıl bu kadar kötü ekonomi yönetebiliyorsunuz diye sormamasının imkanı, ihtimali yok. Fransa'ya dönüp baktığınız zaman, oradaki taleplere baktığınız zaman çoğu sosyoekonomik talepler, alım gücü düşen insanlar isyan halindeler. Yani Türkiye'ye benzer bir durum var Fransa'da. Şimdi sadece Türkiye, Fransa, evet, değil, Avrupa'da da benzer bir durum var çok açık bir biçimde. Ama bizim memleketimizde zaten rejim değişti artık, bildiğimiz Cumhuriyet rejimi. Herhalde yok, yok artık, evet, kurumsal, hani zaten başkanlık, değil mi? Evet, şimdi Türk tipi başkanlık, evet, sistemine geçildi. Bunun hesabını soracak, işte gen soru verecek hükümete, niye bu kadar kötü yönetiyorsunuz ekonomi diyecek bir odak yok. Gördüğüm kadarıyla ana muhalefet partisi başta olmak üzere hiçbir muhalefet partisi doğru düzgün etkin bir muhalefet yapamıyor. Zaten yapabileceği bir kurumsal yapı da kalmadı. Evet. Böylesi bir durumda insanlar hakikaten kötü hissediyorlar. Yani bunun çaresi de şu olmuyor. Ben Berat Albayrak'ın açıklamalarını dinliyorum. Sürekli gülümseyen, sevimli bir surat ifadesiyle
lay lay lom ne kadar cici her şey, biz her şeyi şahane yönetiyoruz diyor ama ertesi ay enflasyon evet, tekrardan evet. geliyor. Şimdi bunları sıradan insanlar bir yere not ediyorlardır diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Gazeteci Ceyda Karan'la birlikteydik. Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umarız bu defa gereken dersleri çıkarmışızdır. Hoşçakalın.